Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golber.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz Safalar getirdiniz. Maalesef Fenerbahçe'miz maçımız Sevilla'ya elendi. İkinci maçı 1-0 kazanmasına rağmen elendi. Ben e, bu kısımda özellikle e, Jesus'un konuşmalarını ve futbolcu değerlendirmesini yapacağım arkadaşlar. Yani maça dair teknik taktik analiz gibi düşünebilirsiniz. Sevilla teknik direktörüne bir soru soruluyor hani taktiksel anlamda iki maçın dört devresinin kaçını siz kazandınız? Kaçını Jorge Jesus kazandı diye bir soru sorulmuş. Demiş ki ilk yarıları Fenerbahçe, ikinci yarıları biz kazandık. 2-2 demiş. Bence Sevilla'daki ilk maçı Fenerbahçe kazandı ilk devreyi, ikinci devreyi Sevilla kazandı. Buradaki ilk devrede, ikinci devrede Fenerbahçe kazandı. Ma varakası 3-1. Ama tabii ki de eksikler vardı. UEFA ülkeler sıralamasında 2022-2023 sezonunu 12. tamamladık ülke olarak. Avusturya 34.000, Sırbistan 32.375, Türkiye 32.100 puan şeklinde. Bu sezon takımlarımızın ülke puanına katkısı olarak baktığımızda Fenerbahçe 21 puan, Başakşehir 17 puan, Sivas 10 puan, Trabzonspor 8.5, Konyaspor'dan 2.5 puan şeklinde. Bereketli geçirdik ama ilk onda bitirmeyi başaramadık. <laughs> hani Bazel tek başına mucizevi bir şeyler yapmazsa o ikinci sıramız garanti gibi. Şimdi maça başlayan 11 aslında çok ters köşe bir 11'di. Gerçekten ters köşe bir 11'di. Ve şunu söyledim. Ee, hani bu kadroyu hani bu kadroyu bu şekilde bir dizilişe çok bekliyorlar mıydı? Bence Sevilla hiçbir şekilde beklemiyordu. Yani hiçbir şekilde beklemiyordu. Bakın arkadaşlar şöyle bir olay var. Şimdi bunu dile getirmek istiyorum çünkü belki sezonun geri kalanını kurtarabiliriz. Nasıl yani? Üçlü bir orta saha kurgusuyla çıkıldı. Yani bir ön libero, 1.8 sekiz, bir onla çıktık. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ve oyuncu tercihleri gerçekten müthişti. İsmail Yüksek tercihi mesela. Ben İsmail Yüksek'in az sonra istatistiklerini okuduğum zaman çok şaşıracaksınız. İsmail Yüksek muhtemelen dönenleri toplaması için ya da orta sahadaki <laughs> top hakimiyetini ele geçirmek içindi. Ve ayrıca baskı konusundaydı. Ve baskısı daha sert Arao'ya göre. Arao biraz daha ikili mücadelelerden kaçan oyuncu. Biraz daha reaksiyonlu oyuncu olarak düşündü muhtemelen. Hani İsmail oyunu okuyup kurulan bir 11'in ürünü gibi duruyordu. Merkez oyuncuları Zayt, İsmail, e, kenar seçimleri hani Arda Güler de merkez say. E, kenardaki Osterwolde, Ferdi'nin, Zayt'sın, Arda'nın, İsmail'in top becerisi yüksek. E, Fenerbahçe'nin yapması gereken sadece gol bulmaktı. Ama seviye o kadar iyi kapandı ki olay nerelere gitti. Ben söyleyeyim size atılan maddeler maçı bitirdi maçın bittiği an o andı. Jorge Jesus da buna değiniyor. Şimdi kısım kısım aldım Jesus'un konuşmalarını. Hani sıraya göre almadım. Hocam önce şunu konuştu sonra bunu konuştu demeyin bana. Ben kısım kısım aldım. Ne konuştuysa hepsini derledim. Toparladım arkadaşlar. Taraftarımızın attığı maddelerden sonra ritmimizin bozulduğu gerçek. Taraftarımızın yaptığı şey Sevilla'ya yardım etmiş oldu diyor. Haksız mı? Sevilla zaten maç boyunca oyunu durdurmak için belli hareketler yapıyordu. Fakat o dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek bile kalmadı. Çünkü kendi taraftarımızın attığı maddeler sebebiyle oyun durdu. Onların da isteği oldu diyor. Haksız mı arkadaşlar? Yani o an oyun durmadı mı? Yani o an Sevilla ne istiyor deseniz bunu isterdi. Bence sezonun en iyi maçını oynadık. Turu seviye ya da kaybettik diyor. Yani bunun daha açılımı var. Diyor ki bu sene en iyi maçımızı oynadık. Ofansif anlamda çok dinamiktik. Çok pozisyona girdik. Takım sahada hem toplu hem topsuz neler yapması gerektiğini biliyordu. Sevilla'nın girdiği bir tane bile pozisyon yoktu. Sadece duran toptan bir tehlikeleri var. Bugün 15 şutumuz vardı. %65 topa sahip olduk. Güçlü bir oyun sergiledik. Biz turu bugün değil Sevilla'da kaybettik. İki maçta da pozisyonları gole çeviremedik farka sebep olan bu oldu. İki maça da bakınca üstün olan taraf bizdik. Arkadaşlar bu kelimede herhangi bir yanlış var mı? Ben tespit edemedim. Yani virgülüne kadar doğru. Takımın göstermiş olduğu performansla bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık ama turu geçemedik. Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik. Bugün gösterdiğimiz performans Avrupa Ligi'nin üst seviye takımlarının gösterdiği bir performanstı. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Üzgünüz. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama maç istediğimiz gibi gitmedi. Tur atlayamadık. Yani taraftarın attığı maddeden dolayı ritmimizin bozulduğu bir gerçek. Aslında Sevilla oyuncular da bunu istiyordu. Mümkün olduğu kadar tempomuzu durdurmak istiyorlardı. Bunun için maç boyu ellerinden geleni yaptılar. E Tabii taraftarımız da bundan bu nedenle gerildiler elbette. Yani... Anti futbol oynuyordu Sevilla zaten diyor. Bu yaptıkları da Sevilla'ya yaradı. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalara gerek kalmadı. Diyor. Haksız da sayılmaz. Şimdi <laughs> ee, Fenerbahçe birkaç senedir kupa kazanamıyor. Taraftarları anlıyorum. Ama taraftarların da durumu anlaması gerekiyor. Bu takım bugüne kadar üç kulvarda da yoluna devam ediyordu. Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalimiz yoktu. Çok güçlü takımlar vardı. Ama son 16'ya kalmayı hak ettik. Çeyrek finale kalmayı da hak etmiştik aslında. Bizim büyük hedefimiz şampiyon olmak. Zirveyi yeniden alabileceğimize inanıyoruz. Arkadaşlar sihirli kelime şu. Kupa, yani Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalimiz yoktu. Çok güçlü takımlar vardı. Ama son 16'ya kalmayı hak ettik. İşte realist, gerçekçi bakış açısı bu. Şimdi mesela kulübü, takımı, futbolcuları eleştirenler bile acımasız geliştiriyor. Ben şunu söyledim arkadaşlar. Hayal dünyasından uyanın. Fenerbahçe kupayı mı payı kazanamaz. <laughs> yok finale gideriz. Yok çeyrek finale gideriz. Yok yarı finale gideriz. Ya gözünüzü seveyim bak. Çeyrek finale gitmek o kadar basit bir iş değil. Yani o kadar basit bir iş değil. Ama ha şunu söyleyeceğim hem takımı eleştirip hem de bu takım final oynar demek de ayrı bir ironi. Jesus'un Türkçe meali şu. Bizim büyük hedefimiz lig. Bu ligin sportif anlamda geçerliliği yok saha içinde diyor. Ligi kim kazanırsa kazansın. Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Maçlar sahada kazanılmalı. Masa başında değil diyor. Jesus da bizim süper ligi anlamış. Nasıl maçların, maçların nasıl kazanıldığını anlamış. Ali Koç'un istifaya çağrılmasına ilgili bir soru geliyor. Diyor ki, başkana gösterilen tepkilere anlamamıştım. Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir başkan olduğu için Tanrı'ya şükretmesi lazım diyor. Bir takım kupa kazanamıyorsa sorumlular teknik direktör ve futbolculardır diyor. Bir şey söyleyeceğim. Kim buna cesaret edip de bu cümleleri kurabilir içinizde? Hiç, Hiçbirini kuramazsınız. Ya bugüne kadar çalıştım en iyi başkan diyor adam. Ve biz yönetim istifa diyorsun. Ne kadar akıllıcan. Ahmet Ercanlar, Jesus bu ülkede kalır mı diyorlar? Böyle bir ülkede kalır mı? Jesus Benfica'da olsa tam tempoyu buldum. Taraftar da tempo katar, golü bulurum der. Ama bizim tribünde 20 tane gerizekalı bütün tempoyu bitirdi. Soruyorum Jesus böyle bir yerde neden kalsın? Ben şunu da söyleyeyim. Ee, yani güzellik olarak söyleyeyim. Arda Güler ve İsmail Yüksek sanki biz artık olduk. Bizi gelen, gereken hani geri kalan maçlarda oynat diyorlar gibi bir izlerime kapıldım. Alp Pehlivan. Sahaya çakmak atanları ben Fenerbahçe olarak görmüyorum. Ben de öyle. Fenerbahçe'ye yapılmış büyük bir ihanettir bu davranış. Bunların tespit edilmesi ve ömür boyu seyirden men edilmesi varsa kulüp üyeliklerinin iptal edilmesi lazım. Yazıktır, günahtır diyor. Mesela Arda Güler'e yazıktır. Mali Yüksel'e yazıktır. Hepsi emek verdi bu çocukların. Değdi mi? Allah aşkına değdi mi? Şimdi ben maçın istatistiklerini okuyacağım size. İnanamayacağınız istatistikler var karşımda. İnanamayacağınız. İnanamayacaksınız. Yani gol beklentisi Fenerbahçe'nin 1.74 rakibin 0.09. Yani 2-0 kazanmamız lazım bu maçı. Topla oynama 66'ya 34. İlk söylediğim hep Fenerbahçe ikinci rakip. Toplam şut 15'e 3. İsabetli şut 3'e 3. Ya bu 3'e 3 de bir tane free kick. Kubidik'ten verilen free kick de <laughs> kaleye geldi. Direkt diyordu mesela Ertem Şener. Direkt olsa isabetli sayılmaz. iki sayılır. Bir tanesi raket için uzaktan çektiği şut. Bir tanesi de Sol çaprazın orta açacak. Top önünde kaldı. Kaleye şut çekti. Altay kornere çeldi. Bak 3 tane şut. Başka hiçbir şey yok. Fenerbahçe'nin de isabetli şutu 3. E, bitirici ayakların bir şeyler yapması lazım ama karşında 12 kişiyle kapanan Sevilla var. Kaleyi bulmayan şut 8. Fenerbahçe'de engellenen şut girişimi 4. Köşe vuruşu 5'e 5. Beş. Offside Fenerbahçe 0. Sevilla 6. Rakibi 6 kez offside'a düşürmüşüz. 12 faul yapmışız. 2 sarı kart yemişiz. 15 faul yapmışlar. 2 sarı kart yemişler. Büyük şans. 1'e 0. Direkten dönen 0'a 1 diyor. Bak mesela. Direkten dönen 1'se o isabetsiz şut sayılıyor. Direkten dönenler. Ama e, o pozisyonda biliyorsunuz. Ceza sahası içinden şut 9'a 1. Ceza sahası dışından şut 6'ya 2. Zaten 2 tanenin biri free kick, biri de raket için cadız vuruşu biliyorsunuz. Kaleci kurtarışları 3'e 2. Başarılı pas 481'e 204. Uzun top 20, 44, 44'te 29 başarı. 50'de 16 başarı rakibin. Yani o kadar kesmişiz. %32 başarıyla oynamışlar uzun top başarısı. Biz %66 ile. 25 ortada 6 isabet yakalamışız. 18 ortada 0 isabet yakalamışlar. O kadar iyi kapatmışız merkezi. Top sürme girişimi 37'de 18 Fenerbahçe. 24'de 11 Sevilla. Top kaybı 132'ye 139. Kazanılan ikili mücadele 79 biz 60 rakip. Kazanılan hava topu 25 biz 10 rakip. Top çalma 23'e 27 pazarası 7'ye 5. Uzaklaştırma 17'ye 22. <laughs> hani ortada istatistikler yemeyiz, Biraz daha Fenerbahçe lehine istatistikler gibi. Şimdi Batshuayi'nin erken sakatlığı 19. dakikada oyundan çıkması <laughs> hani gol beklentisi 0.11'di diyor. Bir tane isabetsiz şutu var. Top sürme girişimi 1'de 1'di. Önemli pas 1. Kazanılan ikili mücadele 2'de 1. Kazanılan hava topu 1'de 1'di. <laughs> Ancak erken sakatlandı. Valencia'ya 7.6 vermişler. Ben beğenmedim mesela Valencia'yı. 84 dakika bir gol. Gol beklentisi 0.95 isabetli şut. 2 kaleyi bulmayan 1 engellenen şut 1. Top sürme girişimi 5'te 4. İsabetli pas 22'de 18. Orta 1'de 0, uzun top 2'de 2. Kazanılan ikili mücadele 8'de 6. Yani ikili mücadele kazanma yüzdesinden <laughs> oyunda tutulmuş. Kaçan büyük fırsat yazması lazımdı bir taneye. Golün akabinde hemen bir pozisyon oldu ama biz tam göremedik. Arda Güler bu arada benim Valencia'ya notum 7. Bak şu ay 7 7. Valen Arda Güler 84 dakika. <laughs> Kaleyi bulmayan bir şutu var. O da az farklı out. Engellenen şut 1. 12'de 6 top sürme girişimi 6 kez takılmış. 63'te 57 pas isabeti. Bir önemli pas. 4'te 1 orta isabeti. Yalnız 4'te 1 orta isabeti. De Salahiye bir ortası var. Ee, Salahiye biraz uyanık olsa belki 2'yi bulacak. Uzun top isabeti 3'te 2. Kazanılan ikili mücadele. İşte sürpriz kısım burası. 21 ikili mücadeleden 14'ünü kazanmış. Yani 3'te 2. Ve bu çocuk 18 yaşında cılız. Kazanılan ama topu 1'de 0. Top kaybı 15. Yapılan faul 4. Kendisine 4 kez faul yapılmış. 4 top çalma. 1 geriye koşu. Ben 10 verdim Arda Güler'e. Osterwold'e ilk 45 dakikada çöplediniz. 90 dakika oynadı. 34'te 25 pas isabeti. Orta isabeti 4'te 3. Önemli pas 2. 2 kritik pas. Biri Daitsa. Biri de Samet Akayda'nın kafasına. Hani Al dağıt paslarıydı. Uzun top isabeti 5'te 2. Top sürme girişimi 1'de 1. Kazanılan ikili mücadele 5'te 4. <laughs> Kazanılan hava topu 2'de 1. Top kaybı 14. Bir faulü var. 3 top çalması var. Ben Osterwold'e 10 veriyorum. Ben beğendim abi. Yani senin karşında ağrı belediye spor yok ki. Seviye var koskoca. Ve bence bu kadar kapanan seviyeye karşı iyiydi. Bak Ferdi Kadıoğlu nispeten daha kötü istatistiği var. 90 dakika. 41'de 37 pas isabeti. 7'de 1 orta isabeti. 6 tane boş orta. 1 önemli pas. 1'de bir uzun top. 3'te 0 top sürme girişimi. Kazanılan ikili mücadele 13'te 6. Kazanılan hava topu 1'de 0. 16 top kaybı. 2 kez kendisine faul yapılmış. 1 uzaklaştırma. 4, top çalma. 3 geriye koşusu var. Size kalsa 0 vermeniz lazım. Ama ben 9 veriyorum. Ferdi gayet iyiydi. İstatistikler olarak kötü olmasına bakmayın. Zayts ve İsmail Yüksek. Önemli olan burası bak. Zayts 75 dakika. 0-26 gol beklentisi var. 44'te 39 pas isabeti. Bir önemli pas. Bir de 0 orta. 4'te 3 uzun top isabeti. Bir kaleyi bulmayan şut. 3'te 1 başarılı top sürme girişimi. Kazanan ikili mücadele 4'te 1. Kazanan hava topu 1'de 1. Bir kez uzaklaştırma bir pas arası yapmış. 6.9. Ben de 7 veririm. Ya yani bu arada Osterbol diye 10 dedik. Ferdi'ye 9 verdim. Valencia'ya e ben 7 verdim. Arda Güler'e 10 verdim. İsmail yüksek. Bakın şimdi. Belki de Fenerbahçe'nin kalan maçlarında kaderini değiştirebilecek istatistik. 90 dakika süre 65'te 59 pas isabeti. Önemli pas 2. Uzun top isabeti 8'de 7. Burası çok önemli. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani atağa çıkarken uzun top ne kadar isabetli dağıtırsan o kadar çabuk keskin atağa girebilirsin. Ben canlı yayın yaparken bir tane şey diyordu. İsmail Yükseğin diyordu. Orta sahada kaptırdığı toplardan biz fark giyecektik diyor. O arkadaş muhtemelen maçı gözüyle izlemediği için 8'de 7 uzun top isabeti. Bakın William Arao'yu da biz bu yüzden aldık ama bu kadar etkili değil. İsabetli şut 1. <laughs> top sürme girişimi 6'da 4. Hani bu tam Zayt'sın istatistiği olması gereken şey. Ama ön libero 6'da 4 istatistikten oynuyor. Kazanılan ikili mücadele 20'de 9. Ha işte sıkıntı burada. 20 ikili mücadeleye girip 9'unu kazanmış. Niye? Çünkü rakip orta sahada bir kişi fazlaydı. Ona rağmen iyi. Kazanan hava topu 4'te 3. Top kaybı 11. Kendisi 5 faul yapmış. 2 kez kendisine faul yapılmış. 1 uzaklaştırma. 3 pas arası. 3 top çalma. 3 geriye koşu. Bence tartışmasız maçın adamı. 10 üzerinden 10. Atilla Salahi, Samet Akaydın ve Serdar Aziz. 3'ü de 90 dakika. Yok Serdar 84 dakika. Salahi 2 uzaklaştırma. 2'de 2 hava topu kazanma. İkili mücadeleye girmemiş Salah'ı. 3 top kaybı bir kez kendisine faul yapılmış. 64'te 61 pas isabeti. 4'te 4 uzun top. 1'de 1 orta. Bir tane önemli pas atmış. Ben Atilla Salah'ı yoğun veriyorum. Niye 7.3 vermişler anlamadım. Tam etak kaydın 90 dakika. Uzaklaştırma 5. Pas arası 1. Top çalma 1. Geriye koşu 1. Yani mantıksal 8 aksiyon. Kazanılan ikili mücadele 3'te 2. Kazanılan hava topu 10'da 7. Yani 13 ikili mücadeleden 9'unu kazanmış. Kendisine bir faul yapmış. Hiç faul yapmamış maç boyu. 83'te 72 pas isabeti. 7'de 3 uzun top isabeti. Kaleyi bulmayan bir tane şutu var kafayla. Avuta giden. Ben Samet'e de 9 veriyorum. O gol olsa 10 alırdı. Serdar Aziz 84 dakika. Uzaklaştırma 3. Top çalma 4. Geriye koşu 1. Kazanılan ikili mücadele onda 5. Bak. Alayi de Samet de hep Serdar'a göndermiş. İkili mücadele. Kazanılan hava topu 6'da 6. <laughs> top kaybı 11. 3 faul. Kendisine bir kez faul yapılmış. 74'te 68. Pas isabeti. 2'de 1 uzun top. 2'de 0 orta isabeti. Ben Serdar'a da 8 veriyorum açıkçası ama niye siz beğenmediniz anlamadım. Altay Bayındır. 90 dakika. 3 kurtarış. 1 uzaklaştırma. Ceza sahası içinden atılan şutta bir kurtarış. 17'de 13 pas isabeti, uzun top isabeti 7'de 3 yani 4 tanesini 4'de uz yani topu uzaklaştırırken falan yapılan hatalar. Kazanılan hava topu 1'de 1. Ben 6'ya 9 veriyorum bugünkü performansına. Oyuna sonradan girenler. Mert Hakan, <laughs> Joshua King ikisini ele alıyorum. Mert Hakan 15 dakika oynamış. 14'te 12 pas isabeti, 4'te 0 orta, 1'de 1 uzun top. 4'te 0 ikili mücadele kazanma. 9 top kaybı, 2 faul, 1 uzaklaştırma, 1 pas arası, 1 geriye koşun. <laughs> hani benden bu performans 5 bile almaz. Ya şu 71 dakika. Bakın burası önemli. 3 tane kaleyi bulmayan şutu var. 2 tane top sürme girişiminde 0 başarı. 12'de 8 pas. 4 tane pas hatası. 1 önemli pas. 6'da 2 ikili mücadele kazanma. 4 tanesi boşa gitmiş. Kazanılan hava topu 5'te 3. Top kaybı 10. Bir parası arası. iki top çalma. Tek kusura bakmasın. Yine benden 5'i anca aldı. Rossi, Emre Mor ve Pedro. Her üçü de 15'er dakika oynadıkları için <laughs> değerlendirmek kolay. Şimdi 15 dakika içerisinde gol beklentisi Emre Mor'un var 0.02. Pedro Sıfırlardan oluşuyor. İsabette şut sıfır, şu sıfır, bu sıfır. Kazanan ikili mücadele 1'de sıfır. Kazanan hava topu 1'de sıfır. Bir kez faul yapmış. Yani ben daha önce de söyledim. Bize giren kazık Pedro. Siz buruma diyorsunuz ama bence Pedro ve Luan Perez. Emre Mor. 5'te 5 isabet. İsabetli pas. Engellenen şutu 1. Top sürme girişimi 3'te 1. Kazanan ikili mücadele 7'de 4. 3 top kaybı yapmış. Bir faul yapmış. Bak 3 top kaybı. Bunların hepsi bizim kaleye dönen toplar. 2 top çalma, 1 geriye koşusu var. 8'i aldı. Rossi 15 dakika. 4'te 4 pas isabeti. 1'de 0 orta isabeti. 1 tane top kaybı, başka bir şey yok. Bunu da eleştirmek şeylik olur. Rakibe baktığınız zaman rakibin en yüksek yüzdeli oyuncusu kaleci Dimitrovic. 90 dakikada 2 kurtarış, 4 uzaklaştırma, 1 yüksekten top alma, 1 ceza sahası içinden atılan şutu kurtarma. 29'da 6 uzun top isabeti. Bakın 23 hata yaptırmışız. Her baskıda hata yaptırmışız. Kazanılan hava topu 3'te 3 diyor. Uzun lafın kısası Fenerbahçe elendi. Bu elenmenin sebebini neye bağlıyorsun? Şuna buna bağlamanın lüzumu yok. İyi tarafından bakıyorum. Bardağın dolu tarafından bakıyorum. Sevilla gibi bir takıma karşı. Çok şey yapmadık. Bu arada Jesus flash bir açıklama yapmış. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse transferde değil masa başında kaybetti diyor. Yani bu <laughs> çok ilginç bir söz. Katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama çok ilginç. Yani Yürcan Bilgisi demiş. Adana Demirspor, Fenerbahçe, Sivas Spor, Galatasaray maçlarına dönüp baktığımızda ne kadar haklı olduğunu görüyoruz demiş. <laughs> yani ben ee, burayı kastettiğini düşünmüyorum. Hatay'ı ve Antep'in ligden çekilmesinden sonra playoff'u niye düşünmediniz diye konuşuyor bence. Ya bence onu kastediyor. E, ee, sportif geçerliliği yok derken bence bunu kastediyor. Yoksa öbür türlü değil. Ha şunu söyleyeyim. Portekiz'den 7-8 ay önce gelmiş teknik direktör. Fenerbahçe düşmanlarını çözmüş abi. Adam çözmüş. Masa başı, masa başı, masa başı. Gitti hiçbir yerde bunu konuşmamıştır. Gitti hiçbir yerde bunu konuşmamıştır. Ee, yani uzun lafın kısası. Fenerbahçe seviye maçında bu arada en fazla çalım atan, en fazla faule maruz kalan, en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu Arda Güler olmuş. 94 toplu yüzde %90 pas isabeti. 57 isabette pas. 6 çalım. 4 kez faul yapılmış. 10 tane sahipsiz top kazanmış. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Fenerbahçe seviye galibiyetiyle son 5 yılda ülke puanına en fazla katkı yapan Türk takımı ünvanı Galatasaray'dan devraldı demiş. Mehmet Demirkul taraftar kendini kaybeder ama bu akılsızlık bu isimlerin teşhir edilip gösterilmesi lazım. Fenerbahçe bugün bu turu kaybetse müsebbiplerinden biri o çakmakları aşağı atanlar Sevilla'nın isteyip de bulamadığını verdiler demiş. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, Gürcan Bilgiçi Rıdvan Dilmen 4 hakem hakkında açıklama yaptı ve bu hakemler halen ligimizde görev yapıyor dedi. Jorge Jesus bunları duymuyor mu sanıyorsunuz? Jesus söylemlerinde sonuna kadar haklı bence demiş. Yani dört hakem şike yaptı falan filan demiştim de. Bayağı ağır şeyler söyledi ama araya deprem deprem gelince unutuldu. Muhtemelen de hiçbir kimse arkasını şey yapmayacak diye düşünüyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Biz sadece turu kaybettik. Zaten düşündüğünüz zaman yani mantık olarak düşündüğünüz zaman arkadaşlar bakın mantık olarak bu arada Şahan Gökbakar bir şey söylemiş. Dur. Takım almış maçı yürüyor. Sağlı sollu bezdiriyor. Gol geliyorum diyor. Sevilla durduramıyor ama maalesef kendi seyircisi tarafından durduruluyor. Sahaya çakmaklar yağıyor anlamsızca. Maç 6-7 dakika boş yere duruyor. Bunu bir taraftar kendi takımına neden yapar anlayamıyorum demiş. Yani <laughs> bunu Fenerbahçe taraftarı yapmaz ya. Bak bunu Galatasaray taraftarı da yapmaz ha. Ulan adamlarla yeterince uğraştık yeter der ya. Adamlara FETÖ kumpas kurdu der. Otobüsleri kurşunlandı der. Uzun lafın kısası biz bu maçtan ne ders çıkaracağız? 1- Avrupa'dan elendik ama Lig ve Türkiye Kupası serüveni hala sürüyor. En gerçekçi hedef Türkiye Lig Kupası. Niye? Ay seriyi yenersin 2 tane yarı final maçı. 3- Bir de final maçı 4. 4 maçta kupa kazanabilirsin. İkinci gerçekçi hedefin 11 tane maçı kalan ligin Alanya maçını kazanacaksın ne yapıp edip sonrasında milli yara gelip Beşiktaş maçını kazanmak zorundasın. Kazanırsan bak hem Alanya spor hem Beşiktaş maçlarını kazanırsan belki rüzgarı da arkana alırsın. Hani rakibinin masa başında saha içinde saha dışında ne yaptığını ben çok bilemem. Ama bunları yaparsan bir şeyler yapmış olursun. Arda Güler'i, İsmail Yüksek'i Demek ki gönül rahatlığıyla oynatabilirsin. Bunu da kazandık. Seviye aradan çekildi. Bu seviyede oynayabileceğin en zorlu takımdan oynadın. Artık şu üçlüden dörtlüye geri dönmen lazım. Hücum oyuncuları orta sahanın üretemediğinde dikkatlice görmek lazım. Artı Rossi, İrfancan Kahveci tam manasıyla kanat performansı sergileyemiyor ya da sistem sürekli değiştiği için bunlar da uyum sağlayamıyorlar. Arda Güler 84 dakika sahada kaldı. Demek ki Arda Güler'in artık dakika ve süresinin arttırılması lazım. Emre Mor hamle oyuncusu olarak değil de as oyuncu olarak düşünülebilir. Mesela Alanya deplasmanda bu değerlendirilebilir. Osterwolde taraftarın yarıdan çoğu ilk 45 dakika performansını beğenmese de Samet'e ve Sala Zayt'sa alda pası verdi. Bence bu değerlendirilebilir. Zekice paslar olan bir isim. İsmail Zayis uyumu bence iyiydi. İsmail Mert Arkan uyumu da iyiydi. Crespo, Arao ikisinin de hani Arao'nun neyse ama Crespo'nun düşüşü de göz alınırsa bir şeyler yapılabilir. Atilla Salah yalan yamacında cezalı Samet Serdar ikilisi tırıtır mı? Soru işaretleri. Yani ligin geri kalan bölümünde artık bir şeyleri de yapmamız lazım. Hayırlısı bulmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İyi tarafından bakmaya çalışırsanız durum bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kanalda buluşayım. Görüşmek üzere.